Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine BM1'in ve Teknoloji adlı kanalın yeni bir videosu daha karşınızdayız. Ben önceki videodan bildiğiniz üzere Melik. Yeni kanalımın yeni bir videosu daha hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekemiyordum. Çünkü çekecek konular bulamıyorum. Bugün önümde görmüş olduğunuz Maxstar marka matkabın mandrenini değiştirmiştim. Ve tekrar kendi orijinal mandreni takacağım. Ve size matkap mandreni nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Görmüş olduğunuz şu mandreni tekrardan bu makineye takacağız bakayım. Görüyorsunuz mandrenin kısımları burası. Şimdi kamera bakmasın. Burası diş, neyim işte yani çelikli notur dişi ve buradan içinden bir tane vida takılıyor daha kolay sabitimiz. Şimdi sökmeye geçersek ilk önce şurada içine bir tane vida var, şu an görünmüyor tabii karanlık düştüğü için biraz. Onu o ters diştir, yani sağa çevirince çıkar, sola çevirince oturur. İkinci tornavidanın ucunu şu vidaya, bir dakika, evet vidaya oturdu. Şimdi sağa çevirdim ve vida gevşedi. Görüyorsunuz sağa doğru çeviriyorum. Normal bir vida sıkma yönü, bu vida ters dişi olduğu için sökme yönüdür sağ taraf. Evet vida burada. Görüyorsunuz sol diş oldu, yani sol çevirip de dişler yukarı yukarı doğru gidiyor bunu. Ondan sonra buradan Alyan anahtarından 8 numara alyanı alıyorum. Ve bunu mandrene getirip mandreni elimle kapatıyorum. Ve kapattım. Ondan sonra makinenin vitesini 1'e alıyorum. Şu an mandren sıkışmış durumda olduğu için bile bunu buradan çıkarmak için, eğer birinci vites olursa mandren mil dönmez ve mandren daha kolay çıkar. Şimdi getirdim ve çekişle buraya vuruyorum. Evet, boşandı. Evet, önceki mandrenimiz çıktı. Önceki mandrenin yapısını görüyorsunuz, bir hali eski gibi. Buradaki mandrenin de mandren yuvasını görüyorsunuz. Mandren olan kısmı, mandren takıntısı. Neyse, evet, videoda bir kesinti yaşandı. Şimdi geldim yeni mandreni takmak için. Sağ dönme derdim. Bir daha sağ dönme. Oluyor. Vites 2'yi aldım. Şimdi alyanı alıyorum. Şimdi ise tam tersi. Şimdi buraya geldi ya. Bunu buradan şöyle vurarak sıkıştırıyorum mandreni çekmeden. Ondan sonra boşandırıyorum, mandren vidasını getirdim, İçine attım ve tornavidaya göre tekrardan mandren vidasını kapatıyorum. Sımsıkı kapandı bakayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bugünkü burada kullanarak daha görmüşsünüz matkabı mandreni değiştirdik. Alyan anahtarı ve çekiç kullandık. Bir de şimdi tornavida kullandık değiştirmek için. Siz de burada gördüğünüz buradaki gördüğünüz bir üzere de siz de matkap mandrenizi değiştirebilirsiniz. Neyse arkadaşlar, bugünlük benden bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.